عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ديرلي دوستلار زمان ...hızlı akıyor. Bir hafta geçti sizlerle. Tekrar buluştuk. Sahat afiyet içinde. Rabbimize hamdolsun. Allah Celle Celaluhu... ...bizi sahat ve afiyetten ayırmasın. Daim etsin. Peygamber Aleyhisselam'ın duası... ...malum. Tekrarlamıştık. Bir daha tekrarlayalım. Ya Rabbi... ...Recep ve Şaban ayını benim için... ...bereketli kıl. Maddi manevi kazanç yollarının sebebi kıl. Beni Ramazan ayına ulaştır. Rabbimiz ömür verirse Mart ayının ilk cumartesi yani iki gün sonra inşallah Perşembe, Cuma, Cumartesi evet Ramazan-ı Şerif'in birinci gününü idrak edeceğiz. Cuma günü akşam teravih namazları kılınacak sizlerle biz bu vesileyle oruç ayına girerken Ramazan-ı Şerife girerken ki geçtiğimiz hafta oruç ve sevgi diye bir başlık kullanmış idik. Yine Ramazan'la ilgili, Ramazan-ı Şerif'le ilgili bir miktar hasbihal edelim, sohbet edelim. Ramazan ayı, sevgi ayı, muhabbet ayı, merhamet ayı sadakat ayı dostluklarımızı geliştirme ayı zalimin yapmış olduğu yanlış ve hatalı zorbalıkların önüne geçme ayı mazlumla birlikte olma ayı paylaşma ayı bölüşme ayı başkalarının yerine kendimizi koyup başkalarıyla birlikte üzülmek başkalarıyla birlikte sevinme ayı her şeyin ötesinde Allah Celle Celaluhu hakkıyla hatırlama ayı. Pek çok konuşan kardeşimiz olacak. Gerek televizyonlarda, gerek medyada, sanal ortamda çok temiz karakterli kardeşlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel şeyler söyleyecekler. Benim söylediklerimden daha iyilerini, daha sizin için yararlı olanlarını ifade edecekler ancak bu yolda birkaç cümleyle biz de katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Yıllar önceydi ben ömrümü bu anlamda böyle bir anlayışla yaşadım ve geçirdim. Dostlarıma Allah'ın Resulü'nün sözlerini okuyordum. et ve terhib. Bir camide bir namaz sonrası korkutma ve teşvik hadisleri. Teşvik ve korkutma. Önce teşvik, tergib ve terhib. Allah'a, Allah'a kulluğa, Allah Resulüne sevgiye, Kur'an'a, ibadetlere teşvik ve korkutma terk etmekten dolayı kaybedeceklerimizi hatırlatma hadisleri. Böyle bir kitap var. Şimdi tercümesi de yapıldı. Yedi cilt şerhi de var. Sadece tercüme kelime, mana tercüme de. Tek cilt olarak piyasada mevcut tavsiye ederim. İlgilenirseniz çok kazançlı çıkarsınız. Oradan e, hadisi şeriflerden okurken bir hadis hemen Bismillah hatırladığım evet Ed-Dinun nasiha din Nasihattir. böyle bir hadis okudum. Tabii biraz da anlatıyorum cemaate açıyorum e, hadisi görünce o dedim bildiğim yerden çıktı rahat konuşurum. Din nasihattir. Eddinun nasiha. Hep böyle söylüyorlardı hocalarımız kürsülerde. E ben de çok fazla alim bir insan değilim. Ama baktım hadis-i şerifin devamı varmış. Biz sadece buraya zaten hep böyle yapıyoruz. Bir miktarını alıyoruz, devamını görmüyoruz. Hadis-i şerifin devamı varmış. Billahi. Orada durdum. Din nasihattir Allah'a. İnsan nasıl Allah'a nasihat verebilir? Şöyle bir durdum. Sonra hadis-i şerif üzerinde biraz tetkiklerde bulundum camiden ayrıldıktan sonra. Billahi ve bi rasulihi ve bil kitab ve bil müminin peş peşe geliyor. Allah'a, rasulüne, meleklerine özür dilerim ve müminlere nasihattir din. E, meleklerin nasihate ihtiyacı yok müminlerin nasihate ihtiyacı var belki. Burada uygundur. Allah'a biz nasihat de verebiliriz. Ver, veremeyiz yani. Bu bizim sınırlarımızın dışında. Dolayısıyla bu kelimenin başka bir anlamı olsa gerek. Biraz geç öğreniyor insan bazı şeyleri. Ben de bunu geç öğrenmiş oldum. Araştırınca karşıma çıkan şu oldu. Nasihat kelimesi samimiyet olarak İhlas gibi yani. Kalbi Allah'tan başkasına bağlamadan bir işi yapmak. Bir işi sırf Allah için yapmak. Kalpte ne varsa davranışta da onun olması. İki yüzlü olmamak. Dolayısıyla din samimiyetten ibarettir. Sonra bunu aşağı yukarı 1980'li yıllar belki 90'larda 90 ben kendime rehber edindim. İnsan samimi olmalı. Kime karşı? Allah'a karşı. insan Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine karşı samimi olmalı. Kime karşı? Peygamberlerine karşı samimi olmalı. Meleklerine karşı samimi olmalı. Bütün müminlere karşı samimi olmalı. Aslında hayatın çözülen sır, çözülebilecek olan en önemli sırrı bu. Samimiyet. Eğer insanlar biri birlerine samimi davransalar, içi dışına benzeyerek, içinde ne varsa dışında onu göstererek, iki yüzlü olmayan bir hal ile davransalar, mesele çözümlenecek. Dinin en sağlıklı alanlarından, yani sağlık kazandıran, manevi ve maddi sağlık kazandıran alanlarından birisi bu, samimiyet. Tabii üzerinde konunun çok durulabilir ama, benim asıl bugün sizinle varmak istediğim yer bu değil. Ben şunu söyleyeceğim şimdi oruç ayının başında. Oruç ayının başında. Değerli kardeşlerim oruç ibadeti bir samimiyet gerektirir. Orucu biz insanlar bize oruç tutsun, tutuyor desin diye tutmayız. Oruçlu desin diye de tutmayız. Hatta iftar sofralarında bulunmak suretle oruçlu olduğumuzu hissettirmek Suretiyle de tutmayız. Bunun adı iki ikiyüzlülüktür, münafıklıktır. Ve münafıklar fidderkil esfeli, minen nar. Ateşin en derin yerine gideceklerdir ve çıkmayacaklar. Bu münafıklık olur. Oruç sırf Allah için. Geçen hafta bunu anlatmaya çalıştım ama belki pek dilim dönmedi. Sırf Allah'a olan muhabbetimizden, aşkımızdan, sadakatimizden dolayı tutulur. Dolayısıyla oruçla ilgili ayetlerde şu hususları samimiyetle bütünleştirerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, oruç ayetinin geçen haftada ifade ettim ama bugün bu hususu belirtmek için bir daha anmak zorundayım. Başlangıcı şudur, 183. ayet Bakara'da. Çok yok zaten birkaç ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Nedir o? Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Girişi budur. Bizim ustalarımız, üstadlarımız, alimlerimiz, ders aldığımız insanlar bize öğrettiler ki ya eyühe ya eyühe ey o kimse ellezine ey o kimseler tabirinin içinde şunlar bulunur. Bir bunlar akıllılardır. Yani akılsızlara ya eyühellezin denmez. Yani taşlara ya eyühellezin denmez. Hayvanlara ya eyyühellezîn denmez. Efendim bitkilere ya eyyühellezîn denmez. Yani bu kalıp akıllı varlıklar içindir. Dolayısıyla Allah Celle Celal oruç tutanların akıllı olduğunu tescil ve tespit sadedinde insanların e, ahiretini düşünen zarar ve karını dünyada ve ahirette Allah'a bağlı olarak hesap eden insanları yani akıllı insanları muhatap olarak alıyor. Dolayısıyla ey ruhuyla, bedeniyle, aklıyla Allah'a iman edip teslim olan, böylece ahiretini kurtaran müminler ya eyhellezine Allah'a amenu. güvenenler. Amenunun altında bir de bu var. Dolayısıyla bir insan akıllıysa samimi olmalı. Tuttuğu orucun niçin, ne anlama geldiğini bilmeli. Midesine oruç tutturup elleriyle harama gitmemeli, gözleriyle harama gitmemeli, kulaklarıyla harama gitmemeli, ayaklarıyla harama gitmemeli, bedenini haram mesela sabahtan akşama kadar oruçlu arkadaş kahvehanede okey dönüyor, taş atıyor. Veya oruçlu arkadaş akşam işte orucunu açıyor. Teravih namazını kılıyor. Sonra gidiyor sabaha kadar bazen kubar masasında oturuyor. Bazen yanlış yerlerde veya geceleri olmaz filmler seyrediyor. Yani samimiyet, ey samimiyet neredesin demek lazım. Birincisi bu. Oruç tutanlar aklı başında insanlardır. Allah'a karşı yamuk yapmazlar. Allah'a karşı samimi olurlar. Bu önemli. İkincisi oruç bizden önce akıllı insanlara da farz kılındı. Yani Allah'ı bilen, ahiretini düşünen, ahiretinden endişe eden Adem Aleyhisselam dahil, Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün insanlara keme kutibe alellezine min kablikum. Onlara da farz kılındı. Yani oruç İslam diniyle ortaya çıkmış bir ibadet değil. Hatta şöyle bir Şöyle hatırlıyorum, bazı aklı evvel arkadaşlar tefsir adına televizyonlarda konuşuyorlar ve diyorlar ki İslam dini geçmiş dinlerden esinlenerek bazı ibadetleri tekrarladı. İşte bunlardan birisi, işte İbrahim'de, işte Musa'da, işte İsa'da oruç vardı. Muhammed de aleyhisselam demeye de onlar güç yetiremiyorlar. Biz diyelim aleyhisselam, diğer peygamberler içinde de diyelim selam onlara olsun. O da onlardan esinlenerek kitabına orucu yazdı. Maalesef. Veyahut da diyorlar ki İslam dinindeki ibadetler geçmiş dinlerin tekrarıdır. Hani düşünseler inne dine indallahil islam. Allah katında tek din vardır. Onun adı da İslam'dır. Dolayısıyla Adem'in dininin adı da İslam'dır. Musa'nın dininin adı da İslam'dır. İsa'nın dininin adı da İslam'dır. Bütün peygamberlerin dinlerinin adı İslam'dır. İbrahim Aleyhisselam Müslümandır. İbrahim Aleyhisselam en evvelül müslimin ifadesi var. İbrahim Aleyhisselam Müslümandır. Dolayısıyla oruç Müslümana yakışan bir ibadettir. Müslüman olan oruç tutar. Allah'a teslim olan oruç tutar. Oruç tutmayan insan Allah'a teslim olmamış demektir. Cımbızlanmasın sözüm burada. Oruç tutmayanlar kafirdir iddiasını ben söylemem. Ancak hak katında nasıl yazılır onu bilmem. Allah nasıl yazar o insanın nankörlüğünü ona bir şey diyemem. Dolayısıyla samimi insanlar, aklı başında insanlar, ahiretini düşünen insanlar, Allah'ını seven insanlar oruç tutarlar ve oruçlarında samimidirler. Kimseyi memnun etmek gibi bir e, yanlış anlayışa yönelmezler. Birisinin gönlünü kazanmak, birisinden para kazanmak, birisine şirin görünmek, birisinin oyunu almak ya seçimlerde. İşte birisinin birisine sempatik olmak. Yani eddinun nasiha billahi. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, hanımefendiler, beyefendiler, delikanlılar, Delikanlı kızlar sizlere sesleniyorum Allah Celle Celaluhu'na karşı insan samimi olmalı, dürüst olmalı. E hocam bir sürü insan var namaz kıldığı halde dürüst değil vesaire vesaire. Bilin ki onlar Allah katında da dürüst olmayanlar defterinde yer alırlar ve onlarla in e ilgili Vallahu azizün ذُنْتِقَامٌ İntikam sahibi olan Allah dinini insanlara lekeli gösterdikleri için mahkemeyi Kübra'da amme davası açacak ve onlardan hesap soracak. Dolayısıyla biz bu anlamda böyle bir açmazın içine düşmek istemiyoruz. Ve laallekum Tetekun ibaresi var. Alellezine min kablikum laallekum tettekun. Rabbi Zülcelal orucun amacını bize söylemiş. Muttaki olursunuz, korunursunuz. Bir ara ben konuşmalarımda şöyle baktım bunu çok kullanıyoruz oturup düşündüm. İnsan ne, 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 için ne, ne, ne? nerelerde korunur? Nerelerde? Son nefeste korunursunuz. Yani oruç tutarsanız kafir olarak ölmezsiniz. Kabirde korunursunuz. Kabir azabına düşmezsiniz. Mahşerde korunursunuz. Amel defterinizde hayırlar çok olur. Peygamberlerle birlikte yan yana olursunuz. İyilerle haşrolunursunuz. Cehennemden korunursunuz. Bu söylediklerim ahirete yönelik. Peki dünyaya yönelik yok mu? Var tabii. Eğer oruçlu iseniz tecavüzden korunursunuz. Hani kadın cinayetleri deniyor ya, kadın cinayetlerinin önü alınır. Hırsızlıktan korunursunuz. Hırsızlık yapmaz insan veya insan malının çalınması konusunda belirli bir emniyet toplumunda oruç tutanlar topluluğunda yaşarsa şayet dolayısıyla ailede huzursuzluktan korunursunuz. Çoluk çocuğunuzun e, efendim iyi eğitimiyle ilgili alınan tedbirler sebebiyle onların ahlaksızlığa düşmesinden korunursunuz. İçkiden korunursunuz, kumardan korunursunuz, efendim yalandan korunursunuz, uyuşturucudan korunursunuz kısacası oruç tutan bir sürü kalkanla hem dünyanın tehlikelerinden, şiddetinden, öldürücü darbelerinden, efendim insanlığını kaybetmekten korunur hem de son nefesten sonrasında Allah Celle Celalı onu ikramla karşılar. Bunu da bir kenara koyalım. Oruçlu ise kazanacaklarımızdandır bu. Oruç İnsanın keyfine göre sınırı, adedi, sayısı belli bir ibadet değildir. Dolayısıyla müminin teslimiyetinin sınırları da var burada. Eyyamen ma'dudat. Yani Allah Celle Celaluhu onun sayısını belirlemiştir. Yani hangi ay kameri takvimler Ramazan-ı Şerif 30 güne tekabül ediyor. 4 senede bir zannediyorum 29'a iniyor. Dolayısıyla orucun kaç gün tutulacağının tespiti Allah'a aittir. Bu tespiti Peygamber Aleyhisselam da yapmamıştır. Nitekim alt tarafta burada aradakine döneceğim. Bu tespitle ilgili ifadeyi söylemek istiyorum. Femen şehide minkumu şehra felyesumhu. Rabbi Zülcelal Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudel ve beyinâti minel hudâ vel furkan ayetinde yani 185. ayet Ramazan ayı biz orucun farz olan orucun Ramazan ayında tutulduğunu biliyoruz. O zaman mesela Hristiyanlar şöyle yaptılar. Ya bu uzun günlerde oruç tutulmaz. Yaz sıcaklarına geldi. Uzun günlerde oruç tutulmaz. Rahatsızlık veriyor, işte zahmet oluyor, şu olur. E ne yapalım? Biz bunun mevsimlerin biraz böyle mülayim olduğu, kolay olduğu bir mevsime aktaralım. Şubat, Mart ayları gibi böyle. Oraya aktaralım. Ve orucu oraya aktardılar. Ve sabitlediler kameri takvimle. Sabitlediler. Orucu oraya aktardılar. 30 gün oruç vardı. Sonra Augustus, İmparator, Hristiyanlığın kutsal saydığı kimselerden onun ölümüyle ona matem olsun diye bir 10 gün daha ilave ettiler. Bir 10 gün daha, 30'a 10 daha ilave ettiler. Etti size 40 gün. Sonra başka bir yerde 10 günleri daha var, oralara detaya girmeyeyim. Neticede Yahush Hristiyanlar orucun mevsimini ve adedini değiştirdiler. Halbuki insanın Rabbi Allah'tır. Ne demişse odur. Yazın ortasında günler uzun. Allah günlerin uzun olduğunu bilmiyor mu? Biliyor elbette. Dolayısıyla Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretleri belirlenmiş günlerde yani oruç Temmuz'a geliyorsa Temmuz'da Ağustos'a geliyorsa Ağustos'ta. Nitekim bu fakir bendeniz iki defa Ağustos ayına oruçlu Temmuz ayını oruçlu geçirdim. Yani seneyi iki defa döndüm. İnşallah bundan sonra üçüncü dönüşüm başlıyor. Rabbim bana ömür verirse. Malum kameri takvimi 254 gün bir yıl. Güneş takvimi 265 gün bir yıl. Arada 10 saat küsur. Efendim fark var 10, 10, 10 gün 6 saat veya 5 saat gibi. Dolayısıyla oruç belirlenmiş günlerdedir. Bunun haricinde oruç tutanlar Peygamber Aleyhisselam'a baksınlar. Ne zaman tutmuş? Cuma günü tek oruç tutmamış. Çünkü Cuma müminlerin bayramıdır. Ne zaman tutmamış? Mesela evine misafir geldiğinde Ramazan dışında oruç tutmamış. Tutuyorsa açılması için ruhsat vermiş. Ne zaman tutmuş? Pazartesi, Perşembe. Her ayın 13, 14, 15'i ne zaman tutmuş işte Muharrem ayının ilk 10 günü gibi böyle belirli zaman dilimlerinde ama bu nafile gönüllü oruç. Dolayısıyla orucun zamanını belirleyen Allah. Ramazan ayını oruç ayı olarak tespit edip günleri de ortaya koydu. Ancak Allah şimdi burası önemli. Bugünkü konuşmayı bunun üzerine zaten Zihnimde hazırlamıştım. Allah insanı biliyor. İnsan takatinin, gücünün sınırları olan varlıktır. Değerli kardeşlerim, o sözlerimin girişinde Allah'a karşı samimi olmayı bir kenara koyalım. Yanımızda, torbamızda dursun. Devamını şimdi göreceksiniz. Niye onu söyledim? İnsan, insan her daim başı hoş değildir her zaman genç değildir. Her zaman güçlü değildir, dayanıklı değildir. O yüzden Allah Celle Celaluhu insanın yapısındaki zafiyetleri bilen ele ya'lemu men halak yarattığı kimseyi bilmez mi Allah Celle Celaluhu? Elbette hakkıyla biliyor. Hem içimizi hem dışımızı, hem omurgamızı, hem sinir sistemimizi, hem kan basıncımızı, hem vücudumuzun sıhhatini. Dolayısıyla günlerin sayısını tespit eden Allah oruç tutma konusunda lütfen bunun altını kalın çizgiyle çizerek size hatırlatıyorum. Femen kana <kâne> minkum sizden her kim maridan hasta olursa hasta ev <ala> seferin yahut da seferde olursa Fe'iddetun min eyyâmin uhar. Hastalık ve sefer halinde diğer günlerin diğer günlerde tutamadığı günler kadarını tutsun. Şimdi bunu biraz açıyorum. Günümüzde özellikle türlü hastalıklar var. Mesela ben şeker hastasıyım. Ancak ben oruç tuttuğum zaman benim bünyem tahammül ediyor. Hatta şekerim normale giriyor. Ama bir başkasını biliyorum şeker hastası. Oruç tuttuğu zaman şekeri 80'e ini veriyor, 70'e. Kalp krizi geçirecek seviyeye ini ini veriyor. Dolayısıyla Allah'a karşı samimi olan insan kendisini iyice bir test etsin, tanısın, doktorlarıyla konuşsun. Hakikaten hastalığı oruç tutmaya mani ise bazı muttaki yani cehennem ateşinden korunma sevdalısı kardeşlerim. Sofu demiyorum dikkat edin. Müttakî kardeşlerim yani Allah'ı seven kardeşlerim ben oruç tutmazsam Allah'a karşı nasıl bir yüzle bakarım deyip hele ya idare eder deyip tansiyon fırlayabiliyor, şeker, ani düşüşler yapabiliyor. Bunu burada işin sırrı şu sözün başında söylediğim insan Allah'a karşı dürüst olacak samimi. Eğer hakikaten hastaysan oruç tutmak nasıl Rabbimizin emri ise oruç tutma ruhsatı Allah'tan ise oruç tutmama ruhsatını veren de Allah'tır. Celle Celalı. Çünkü Rabbimiz ibadetleri takate bırakmıştır. Dolayısıyla oruç tutamadığı günleri senenin herhangi bir diliminde onları iade edebilir. Yolcu içinde. Yolcunun orucu mutlaka açma zarureti yok. Şimdi zamanımızda biraz kolaylaştı belki ama yolculuk yolculuktur. Açmak isterse izin verilmiş. Fakat Allah'a karşı samimi olmak lazım. 1980'lerde Yunanistan Gümülcine ve Üsküp'te biraz zaman geçirdiydim. Orada ifade etmişlerdi. Çok zengin Ürdün'ün zenginleri, Suud'un, Libya'nın özellikle Libya'nın zenginleri vesaireleri Yunan adalarına Ramazan ayında geliyorlar. Yazındı Ramazan o zaman. Niçin Yunan adalarına geliyorlar? Oraya geliyorlar, güya seferi oluyorlar, oruç tutmuyorlar. Oruç ibadetini yerine getirmemek, getirmemek için. E bu samimiyetsizliktir. Allah'a sevgisizliktir. Muhabbetsizliktir. Dolayısıyla işte ben hastayım, midem arıyor, oruç tutamıyorum. Hakikaten öyleyse tutamayabilirsin. Ama edepli ol başkalarının yanında yemek yeme, başkalarının oruca karşı muhabbetini eksiltme, oruçla ilgi ve alakasını yok etme. Kısacası başkalarına hakaret etme. Lokantalar mesela <laughs> bu mevsimde yemekleri insanın kör gözüne sokar gibi insanlara gösterecek şekilde cam kenarlarında sergilemesinler. Yazık bu milli mi kuvvetlerde. Şimdi Ramazan gelecek. Alt başından gireceğiz. Müslüman ülke. Güya burası. Öğlen ezanlar Allahu Ekber derken milli kuvvetlerden yürüyen insan sağındaki sigara, solundaki sigara içebilir, tutmayabilir, dürüst olur, dürüst olsun ama insanlara da zulmetmesin. Bu da ahlaksızlıktır. Bunu da ifade edeyim. Dolayısıyla hastaysa bir kardeşimiz gerçekten doktor diyorsa ki senin bu hastalığın oruç tutmana engeldir tutmayacak. Gücü yettiği zaman tutar. Bazen soruyorlar bize e bütün bir yıl hastayım. Bana bazen diyorlar ölünceye kadar hastayım. Olabiliyor bu da olur olabilir. Ha, Rabbimiz bunun daha bizden insanı daha iyi tanıyor çözümünü koymuş ve alellezine yutikunehu eğer bir kimsenin mali gücü yerindeyse yani ödeme yapabiliyorsa oruçta tutamıyorsa orucu eda edemiyor veya kaza edemiyorsa tutamadığı günler adedince ödemeye mali gücü yeten insanlar yani 40 liradır bugün fitre onu konuşacağız. O zaman fidyetün taamı miskin bir e, fakirin, bir miskinin efendim bir günlük yiyeceğini karşılayacak olan kadar fidye ödesin. 40 lira da en düşüğüdür. Tabi bu yükseliyor. 200-250 liraya kadar herhalde şu anda tam bilmiyorum. E, böyle çok kıymetli hurma kaç para. Herhalde tahmin ediyorum 150'nin altında değildir. Miktar değişiyor. Dolayısıyla فَمَنْ تَطَوَّهَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللّٰهِ Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri kendisi için hayırlı olan şeyin yapılması konusunda insanlar kim buna güç yetirirse hayır olarak o kendisinedir ve en tesumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Buna rağmen eğer siz samimi olun Allah'a, takatiniz oruca yetiyor, hastalığınız el veriyorsa ve en oruç tutmanız hayrul lekum sizin için daha hayırlıdır in kuntum talemun eğer bilirseniz. Şimdi ben süremi biraz doldurdum. Daha uzun birkaç söyleyecek sözümüz vardı ama bundan sonraki konuşmamıza bırakalım. Ben özellikle söylediklerimin özetinde üç cümlenin altını çiziyorum. Bir, oruç sahibi, oruçla ilgilenen, oruç tutan Allah'a karşı samimi ve durust olsun. İki, Oruç tutamayacak durumda olan da takatini iyi kontrol etsin. Buna kendisi karar verecek. <laughs> Allah'a karşı samimi olsun. <laughs> Eğer tutamadığı oruçlar varsa, bu oruçları ya kaza ile ya da fidye ile ödeme yoluna gitsin inşallah. Sözlerimizi burada bitirelim. Allah size bize hayırlı Ramazanlar nasip etsin. Bayram bayramayın. Ramazan bayramına kavuşalım inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.